Erdoğan'ın bir tezi vardı. Enflasyon sebep, faiz sonuçtur. Benzin 14, mazot 14, dolar 14, faiz 14. Ben ekonomistim diyordu. Faiz düşünce enflasyon düşecekti. Düştü mü? Düşmedi. Merkez Bankası'nın politika faizinin 14 olduğuna bakmayın. Gidin bankalara, faizi görürsünüz. Çiftçinin borcunu isterken nas aklına gelmiyor. Öğrencinin kredi borcunu isterken nas aklına gelmiyor. Merkez Bankası'nda aklına gelse de o da bir işe yaramıyor. Faiz düşecek, kurlar artacak. Dolayısıyla ihracat yapacaktık, cari açığı kapatacaktık. Öyleyse geçen gün Merkez Bankası'nın faizini niye düşürmedi? O zaman düşür, dolar zıplasın, ihracat artsın, cari açık kapansın, zenginleşelim. Böyle söylüyordu. Ekonomi tezin böyleydi. Bunun bir yalan olduğunu hepimiz gördük. Yani Erdoğan'ın tezi de çöktü, ekonomik model de çöktü. Sonunda kala kala Birleşik Arap Emirlikleri'nin swap anlaşmasına hatır çekine kaldık. Yani Türkiye'de yaşanan yoksulluk, Türkiye'de yaşanan bu derin kriz, bu ekonomik buhran dış güçlerin eseri değil, akılsızlığın, beceriksiz yönetimin eseridir. Yani sorumlu olarak Cihan Harbi'ni göstermesi, 99'daki depremi göstermesi, 2001 krizini göstermesi ise işin cabasıdır. Bir yanda Türkiye'de derin bir yoksulluk, bir ekonomik buhran yaşarken öbür tarafta eli açık cömert bir cumhurbaşkanımız var. Somali'nin IMF borcunu ödüyor. Afganistan'da 700 ton gıda yardımı gönderiyor. İyilik treniymiş. Türkiye büyük devlettir. Tabii ki yardım eder ama milletimiz aç. Milletimiz yoksun. Bu iyilik treni ne yazık ki Yozgat'a hiç uğramıyor. Değerli arkadaşlarım, cehalet fakirliktir, bilim zenginliktir. Yani bir aşı firması BioNTech Almanya ekonomisine %20 katkı sağlıyor. Yani dijital teknolojiyi konuşmazsak, tasarımı, markayı konuşmazsak, nitelikli eğitimi konuşmazsak, kuantumu, uzay madenciliğini, matematiği konuşmazsak, teknolojiyi, bilimi, tarımda üretimi, verimliliği konuşmazsak, ancak cin çıkartılmayı konuşuruz. Yoksulluğu konuşuruz. Bakın, beceriksiz bir iktidar var. 20 yılın sonunda Türkiye'yi duvara toslatan bir iktidar var. Ama umut olamayan da bir muhalefet var. Muhalefet de önümüzdeki günlerde milletimize bir reçete sunacak ama henüz masadaki oturma düzenini çözemedik. Önce kim konuşacak? Masanın kenarına, köşesine, ortasına kim oturacak bunu çözemedi. Allah'tan yeni kurulmuş bir parti ekonomi programı hazırlamışlar. Şimdi oturup altı parti bunu tartışacaklarmış. Yani 100 yıllık parti ne işe yarar doğrusu anlamış değilim. Onun hazırladığı ekonomi programının içinde de emin olun üretim yok. Çiftçinin desteklenmesi yok. Gelecek yok. Onun içerisinde bilim yok. Hukuk yok. Liyakat yok. Ne var? Ben daha iyi borç bulurum politikası. Türkiye'ye sundukları ekonomik reçetede ben daha iyi borç bulurum. Yazık günah. Onun için biz Memleket Partisi olarak ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. Tek başımıza iktidar olmak için yollara düştük. Bunu başaracağız, buna inanıyorum. Zamanımız var, bunu milletimize anlatacağız. Değerli arkadaşlarım, seçimler iktidar başarısız olduğu için değil, muhalefetin daha iyi yapacağı anlaşıldığı zaman kazanılır. Bu iktidar başarısız, onun için seçim kazanırız. Bu mantık doğru bir mantık değil. İktidar başarısız olduğu için değil, muhalefet daha iyisini yaparımı anlattığı zaman seçim kazanır.
Biz onun için daha iyisini anlatmaya çalışıyoruz. Ekonomiyi batıran Erdoğan'dır. 20 yılın sonunda geldiğimiz nokta budur. Gençler umudunu yitirmiştir. Yurt dışı hayalleri kurmaktadır. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, pilotlarımız memleketimizi terk etmektedir. Yazılı puandan 95 puan alan çocuklar vicdansızca, ahlaksızca mülakatta elenmektedir. Öğrencilerimiz öğretmensiz, öğretmenlerimiz işsizdir. Bebek bezinin tanesi 4 lira olmuştur. Evde tuvalete girerken elektriğini, suyunu, sifonun bozulmasını, tuvalet kağıdını kullanırsak evde tuvalete girmek 1 lira olmuştur. Hayat pahalılığı can yakmaktadır. Market açarak pahalılığı düşüreceğine inanan bir cumhurbaşkanı vardır. Marketlere mektup yazarak pahalılığı azaltacağına inanan bir muhalefet vardır. Medya susmuş, üniversite lise olmuştur. Bütün ürünler tarlada ucuz, rafta pahalıdır. Parti devletin önüne geçmiştir. Adalet çökmüştür. Tüm başarısızlıklar dış güçler masalına bağlanmaktadır. Sıkıntı, yaşadığımız ekonomik sıkıntıyı neredeyse 2. Dünya Savaşı'na bağlayacak bir cumhurbaşkanı vardır. 8 lira olan doları 18 liraya çıkartıp sonunda 13,5 liraya düşürdüğünde nara atanlar vardır. Bir gecede elektriğe %125 zam yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar ucuzlamamıştır. Türkiye'de her şeyin tuvalet kağıdından kefen bezine, her şeyin fiyatı artarken fiyatı azalan tek şey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. 250 bin dolar ev al, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kapıyorsun. Milli gelir savaş yılları hariç 7 yıl üst üste hiç düşmemiştir. Ama bunun yanında polislerimiz intihar ederken, gençlerimiz işsizken 4-5 yerden maaş alan elemanlar vardır. 20 yıllık iktidar artık ömrünü tamamlamıştır. Türkiye'de ne yazık ki ilkeli siyasetten vazgeçilmiştir. Senin teröristin, benim teröristim mantığı egemen olmuştur. Kararsızlar birinci parti olmuştur. Onun için diyoruz ki biz Memleket Partisi olarak milletimize şunu söylüyoruz. Neden bu millet bizi seçsin? Neden bizi birinci parti yapsın? Çünkü biz karamsarlığı değil, kavgayı değil, umudu temsil ediyoruz. Edirne'den Hakkari'ye gönül köprüleri kuruyoruz. Biz neşeyi temsil ediyoruz. Memleketin sorunlarını yine memleketin evlatları çözecek diyoruz. Çünkü biz yerli ve milliyiz. Bizim ayağımız, gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz Ankara'da. Bir ayağımız